Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü videomuzda 11. sınıf kimya ve enerji testinin 5. testini çözeceğiz. Evet ilk sorumuzda başlıyoruz arkadaşlar. Sorumuz şöyle. Bağ enerjileri kullanılarak tepkime entalpisi hesaplanırken diyor. Verilen yargılardan hangileri doğrudur demiş. Evet birinci öncüle bakıyoruz. Kopan bağ enerjiler toplamı oluşan bağ enerjileri toplamından çıkarılır demiş. Arkadaşlar bağ enerjisinin formülü neydi? Şuraya bir yazalım isterseniz delta h ba eşittir h kırılan yani kopan enerjiden ne yapıyoruz h oluşan yani oluşanların enerjisini çıkarıyoruz doğru mudur doğrudur arkadaşlar 2'ye bakıyorum ürünlerin bağ enerjileri toplamından girenlerin bağ enerjileri toplamı çıkarılır demiş Arkadaşlar biraz önce de söyledik. Ürünlerin bağ enerjileri toplamı değil. Girenlerin bağ enerjisi toplamından ürünleri çıkarıyoruz. Yani bunun tam tersidir, yanlıştır. 3. Tepkimede yer alan maddelerin baş katsayıları kullanılmaz. Arkadaşlar baş katsayıları sayıları delta H'de önemlidir. Yani atıyorum 2 mol maddeniz varsa 2 ile çarparsınız. 3 mol maddeniz varsa 3 ile çarparsınız. Dolayısıyla arkadaşlar katsayılarla sayılarla delta H orantılıdır. Yani kat sayı artarsa delta H artar. Dolayısıyla yanlıştır. Cevabımız Adana arkadaşlar. Evet ikinci soruya bakıyoruz arkadaşlar. Standart koşullarda tabloda bazı bağ çeşitleriyle bu bağlara ait bağ enerjileri verilmiştir. Buna göre demiş verilen tepkime ile ilgili hangisi yanlıştır? Bakın arkadaşlar size dört e, 4 tane bağın enerjisi verilmiş ve size bir tepkime vermiş. Tepkimenin delta aşını hesaplamanız isteniyor. Evet şöyle yapalım arkadaşlar biraz kendimize yer açarsak. CH4'ün yapısını açmamız lazım. Yani şöyle yapalım. Evet arkadaşlar CH4'te ne vardır? 4 tane karbonhidrojen bağımı var. Dolayısıyla 4 çarpı karbonhidrojen bağım ne kadar? 415. O zaman yazdım. 4 çarpı 415 diyorum. Burası da, burası da arkadaşlar işlemlerinizi yaparsanız 1660 gelir. Evet burada da 4 tane klor klor bağı var arkadaşlar. Klor klor bağı da 243'müş. O zaman diyoruz ki 4 çarpı 243 diyoruz. O da arkadaşlar 972 yapıyor. Evet ürünlere geldim. 4 tane klor bir tane karbona bağlamış. Yani karbon klor bağ lazım. O da neymiş? 328. O zaman yazıyoruz arkadaşlar. 4 çarpı 328. Arkadaşlar bu işlemi de yaparsanız 1312 gelir. Evet 4 tane HCl bağda 432 imiş. O zaman 4 çarpı 432. Evet arkadaşlar delta H neydi? Bağ enerjisi formülü. Şöyle arkadaşlar. Delta H bağ eşittir. H kırılan eksi H oluşan yapıyordu. Kırılan kim arkadaşlar? Girenler. O zaman 1660 ile ne yapacağım? 972'yi toplayacağım. Şöyle yapalım isterseniz arkadaşlar. 1660 artı 972 eksi. Oluşandaki numara arkadaşlar bakın 1312 burada var. 4 çarpı 432 de 1728 yapar. Orayı da şuraya yazmış olalım. O zaman 1312 artı 1728 derseniz. Arkadaşlar bu işlemi yaparsanız eksi 408 gelir. Doğrudur. Tepme ısı vererek gerçekleşir. Evet işaretim eksi ise tepme ısı vererek gerçekleşir deriz. Doğrudur. Yani egzotermiktir. Ceyhan'a bakıyoruz. Demiş ki 4.8 gram metan gazı tepmeye girdiğinde 122.4 kJ enerji açığa çıkar. Bakın arkadaşlar normalde sizin tepmenizde metandan ne kadar girmiş? 1 mol. O zaman sorum şu mudur? Yani önce ben şunu bulayım. 4.8 gram metan kaç mol yapar? 1 mol metan arkadaşlar emadan hesaplarsanız 16 gram yapar. O da 0.3 mol mi yapar? Peki 1 mol metan harcandığında 408 kilo saça çıkarsa 0.3 mol'de ne kadar çıkar? 0.3 çarpı 408'den o da arkadaşlar 122.4 yapar doğrudur. Denizli'ye bakıyorum. Tepkimede kopan bağların bağ enerjileri toplamı oluşan bağın bağ enerjileri toplamından küçüktür. Arkadaşlar delta H'nin formülü neydi? Tekrar yazalım. Yani bağ enerjisiyle hesaplanan delta H'nin formülü h kopan ya da kırılan eksi h oluşan yapıyorduk. Buradaki işaretim eksi geldi değil mi? Biraz önce bulduk eksi 408'di. E dolayısıyla eğer sonucum eksi gelecekse demek ki kırılan bağ enerji toplamım oluşandan daha küçük ki sonuç eksi geliyor. Doğrudur. Edirne'ye bakıyoruz arkadaşlar. Demiş ki tepkim normal koşullarda 8,96 litre hidrojen klorur gazı oluşması için 40,8 kilojül enerji harcanması gerekir demiş. Arkadaşlar benim tepmemde 4 mol hidrojen klorür oluşmuştu değil mi? Ama benden ne istiyor? Normal koşullarda 8,96. O zaman sorum şu arkadaşlar. Normal koşullarda 8,96 litre kaç mol yapar? 22,4'e bölerseniz 0,4 mol yapar arkadaşlar. Bu sefer sorum şu o zaman. Tepkimemde 4 mol hassel oluştuğunda 408 kJ ısı açığa çıkarsa 0.4'te 40.8 kJ ısı açığa çıkar ama enerji harcanması gerekir dediği için yanlış olur arkadaşlar cevabımız edinilir. Evet üçüncü soruya bakıyoruz arkadaşlar sorumuz şöyle. Yukarıda verilen tepkime denklemleri ve tepkime ısılarıyla ilgili demiş hangileri yanlıştır demiş. Şimdi arkadaşlar bakın. Birinci öncüle bakalım. Demiş ki delta H değerleri bağ enerjilerini ifade etmektedir. Bakın arkadaşlar O2 gazı iki tane oksijen atomuna dönüşmüş. Ve açığa çıkan enerji verilmiş. N2 gazı da iki tane azot atomuna dönüşmüş. Delta H değeri verilmiş. Flor gazı da iki tane flor atomuna dönüşüp enerji değeri verilmiş. Dolayısıyla delta H bağ enerjilerini ifade eder. Doğru mudur? Doğrudur arkadaşlar. 2. Bağ kuvvetleri N2, O2, F2 şeklinde sıralanır demiş. Arkadaşlar Bağın enerjisi arttıkça bağın kuvveti de artar yorumunu yapmamız lazım. Bakın bağın enerjisi arttıkça bağın kuvveti de artar arkadaşlar. O zaman doğru mudur? Bakın azotta 946, oksijende 498, florda da 159 kJ açığa çıkmış. Doğrudur o zaman. 3'e bakıyorum. N2 moleküllü oluşurken açığa çıkan enerji O2 molekülü oluşurken açığa çıkan enerjiden küçüktür. Bakın arkadaşlar N2 oluşurken 946 kJ enerji çıkmış. O2 oluşurken ise 498 çıkmış. Daha mı küçük? Hayır daha fazla demeliydi. O yüzden yanlıştır. Cevabımız yanlışı sorduğu için yalnız 3'tür arkadaşlar. Evet dördüncü soruya bakıyoruz arkadaşlar. Dördüncü sorumuz şöyle. Bize bazı bağların enerjileri verilmiş ve bununla ilgili seçeneklerde hangisi yanlıştır diyor. Evet azot hidrojen bağı azot azot bağından daha sağlamdır demiş. Arkadaşlar bakın azot hidrojen bağının enerjisi 391 iken yani şu adamın enerjisi 391 iken azot tekli bağ azot arasındaki bağ da 160'mış. Biraz önce de söyledik bağın enerjisi arttıkça bağın sağlamlığı da artar. O zaman doğru mudur? Doğrudur. Bursa'ya bakıyorum. Azot üçlü bağ bağı, azot tekli bağ bağından daha uzundur. Arkadaşlar uzunluk kısalık yorumunu biz enerjiye bakarak yorumlayamayız. Dolayısıyla yanlıştır. Ceyhan'a bakıyoruz. Azot atomlarından 2 mol azot azot bağı oluşurken 320 kilojül ısı açığa çıkar. Bakın arkadaşlar azot azot tekli bağın enerjisi 160 kilojül bölüm var ama 1 mol azot azot bağı oluşurken. O zaman sorum şu. 1 mol azot azot bağı oluşurken 160 kilojül ısı açığa çıkarsa 2 mol azot azot bağı oluşurken de 320 kiloculu sağa çıkar. Doğrudur arkadaşlar. Denizli'ye bakıyorum. 1 mol azot hidrojen bağını atomlarına ayırmak için 391 kilojül enerji gereklidir demiş. Bakın arkadaşlar azot hidrojen bağı nelerse 391 kilojül bölü mol zaten verilmiş. E bu zaten 1 mol için geçerli. Doğrudur. Edirne'ye bakıyoruz. Eşit mollerdeki azot üçlü bağ azot bağını kırmak için Gereken enerji azot hidrojen bağını kırmak için gereken enerjiden büyüktür. Yani diyor ki azot arasındaki üçlü bağlar azotla hidrojen arasındaki bağlardan daha sağlamdır. Yani enerjisi daha fazladır diyor. Gerçekten de öyle mi? Bakın arkadaşlar azot üçlü bağ arasındaki enerji 946 iken azot hidrojen bağı 391. Enerjisi fazla olan daha sağlamdır. Doğru mudur? Doğrudur. Cevabımız Bursa'dır arkadaşlar. Evet 5. soruya bakıyoruz arkadaşlar. Demiş ki hidrojen bromür bağının enerjisi 366 kJ bölü moldür. Buna göre demiş tepmelerden hangisinin entalpisi 366 kJ bölü mol değerine sahiptir demiş. Şimdi arkadaşlar öncelikle bizim şunu yorumlamamız lazım. 366 kJ bölü mol değerine nasıl sahip olabilir? Hidrojen bromür yani hidrojenle bromür atomları bir araya gelerek ne yapması lazım? Hidrojen bromür oluşturması lazım. Bakın birinci öncüle bakalım. Birinci öncülde şöyle diyor. Bakın hidrojen bromürün sulu hali ne yapmış? İyonlarına ayırmış. Arkadaşlar o zaman birinci tepkime için şunu söyleyebiliriz. Birinci tepkimede ne olmuş? Sadece suda iyonlarına ayırmış. Biz buna çözünme entalpisi deriz arkadaşlar. Çözünme entalpisi ya da çözünme ısısı deriz. Dolayısıyla 366 olmaz. Gittim. 2'ye bakıyorum. Hidrojen bromür gazı ne yapmış? Hem hidrojen hem de bromür Brom atomlarına dönüşmüş. Olur mu olur zaten verilen enerji buna eşittir. 366'dır doğrudur. 3'e bakıyorum hidrojen bromür gaza 1 bölü 2 hidrojen ile 1 bölü 2 brom gazına dönüşmüş. Arkadaşlar bakın burada artık yeni bağlar oluşmuş. Yani burada hidrojen bromür parçalandığında hidrojen molekülüyle brom molekülü oluşmuş. Yani yeni bağ oluştuğu için o kadar enerji çıkmaz. Yani 366 kilojül bölümü olmaz arkadaşlar. Cevabımız sadece 2'dir arkadaşlar. Evet altın soruya bakıyoruz arkadaşlar. Oksijen oksijen molekülün bağ enerjisi 498 kilojüldür. Buna göre diyor hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlar evet birinci öncüle bakıyoruz. Demiş ki O2 molekülü oluşum tepkimesi şu şekildedir. Bakın arkadaşlar ne olmuş? İki tane oksijen atomu O2 gazını oluşturmuş ve 498 kilojül ısı açığa çıkmış. Doğru mudur? Doğrudur. Yani iki tane atom bir araya gelip yeni bir molekül oluşturursa ısı açığa çıkar. Sonuçta oluşum tepkimesidir. Doğrudur. Bağ oluşumları egzotermikti bu arada. Onu da hatırlatmış olalım. Bağ oluşumları egzotermiktir arkadaşlar. Evet ikiye bakıyorum. 0, 2 mol O2 molekülünün atomlarını ayrıştırırken 99.6 kJ enerji gerekir demiş. Arkadaşlar normalde verilen bağ enerjisine için geçerli? 1 mol için geçerli. O zaman sorumun şu olması lazım. 1 mol O2 molekül oluşurken 498 kJ ısı açığa çıkarsa 0.2 mol O2 oluşurken yani 5'te 1'i ne yapar? 99.6 kJ yapar. Doğru mudur? Doğrudur arkadaşlar. 3'e bakıyorum. Oksijen atomları o2 molekülünden daha yüksek enerjidir. Arkadaşlar şunu unutmayalım. Kararlılık ile enerji ters orantılıdır. Yani kararlılığı fazla olan adamın enerjisi daha küçük duruyor mu yaparız. Dolayısıyla bakın oksijen atomken O2 bir moleküldür. Atomlar neden bağ yaparlar? Kararlı olmak için. Dolayısıyla O2'nin kararlılığı fazladır ama enerjisi daha küçüktür. Dolayısıyla atomun enerjisi molekülden daha fazla olur. Doğru mudur? Doğrudur arkadaşlar. Cevabımız Edirne diyoruz. Evet 7. soruya bakıyoruz arkadaşlar. 7. sorumuş şöyle. Demiş ki bağ oluşumu egzotermik iken bağ kopması endotermiktir. Bu bilgiye göre demiş hangileri sonucunda dışarı ısı verilir. Arkadaşlar kimlerde dışarı ısı verirsiniz? Isı veren tepkimeler. Yani kimler ısı verir? Bağ oluşumu. Değil mi? Soru zaten bilgiyi vermiş. Yani diyor ki hangisinde diyor <laughs> Pardon arkadaşlar. Bağ oluşur demiş. Şimdi arkadaşlar bakın iki tane brom atomu ne yapmış? Brom molekülünü oluşturmuş. Dolayısıyla bağ oluşumudur. Isı açığa çıkar. Egzodur. Doğrudur. İkiye bakıyorum. Hidrojen molekülü ne yapmış? İki tane hidrojen atomuna dönüşmüş. Burada ne olur? Isı alması gerekir arkadaşlar. Olmadı. Üçe bakıyorum. Azot azot üçlü bağını olmuş. İki tane azot atomuna dönmüş. E bu da olmaz arkadaşlar. Buradaki azotlar arasında güçlü bağ kırmanız için ısı alması gerekir. Dolayısıyla bu dolmada Cevabımız Adana'dır arkadaşlar. E 8. soruya bakıyoruz arkadaşlar. Demiş ki tepmesinin entalpisini hesaplamak için aşağıdaki bağ enerjilerinden hangisini bilmeye gerek yoktur. Bakın arkadaşlar tepmede kimler var? Yani kimler bağ yapmış? Bakın karbonla karbon arasında bir çiftli bağ var. Karbonla hidrojenler arasında bağlar var. İki tane klor atom arasında bağ var. Karbonla karbon arasında tekli bağ var. Ee, başka da arkadaşlar bir de ne var? Karbonla klor arasında bağlar var. Dolayısıyla benim e, karbon karbon çiftli bağa gerek var. Karbon klor arasındaki bağ yine gerek var. Bakın buraya da karbon klor yazmış ama biz burayı düzeltmiş olalım arkadaşlar. Zannedersem baskı hatası var. Bir sonraki baskıda bunu düzeltirler. Biz şurayı şöyle yapalım. Klor klor bağ yapalım. Buna da gerek var. Karbon hidrojen bağına zaten gerek var. Edirne'de de yine A ile şıkkını aynı koymuşlar. Burayı da bir düzeltme yapalım. Burayı da arkadaşlar cevap çünkü Edirne verdiği için burada bir düzeltme yapıyorum. Hidrojenle klor yaparsak böyle bir bağ ihtiyacımız var mı? Yok çünkü hidrojene klor bağ yapmamış. Cevabımız Edirne olur arkadaşlar. Tekrar söylüyorum iki tane şıkta da aynısı seçenekler verilmiş. Dolayısıyla oralarda bir düzeltmeye gidelim. Tekrar söylüyorum. Ceyhan'da klor klor, Edirne'de de hidrojen klor şeklinde yazalım. Cevabımız Edirne olur arkadaşlar. Evet 9. soruya bakıyoruz arkadaşlar. Yukarıda açık formülü verilen maddeler arasında tepkimesi gerçekleşmektedir. Bu tepkimenin tepkime diyor kaçtır? Arkadaşlar bakın bu tarz tepkimelerin hesaplanması yani delta H hesabı sizleri yoracaktır. O yüzden tek tek kim kimle ne kadar bağ yapıyor onlar tek tek açıp görmemiz lazım. O yüzden biraz zahmetli işlerdir. Ben sadece arkadaşlar kim kimle bağ yaptığını göstereceğim ama hesaplama işine çok girmeden direkt cevabı söyleyip geçeceğim. Bakın arkadaşlar öncelikle yapıyı bir analiz ederseniz bakın burada azot iki tane hidrojenle bağ yapmış doğru mu? O zaman bana ne lazım? İki tane azot hidrojen bağ lazım. Bakın burada da aynı durum var. Burada da iki tane azot hidrojen bağ lazım. Yani toplamda bana 4 tane azot hidrojen bağı lazım. Birazdan enerjiye bakacağız. Burada da arkadaşlar bakın karbonla oksijen arasında bir bağ var değil mi? O zaman şuraya not etmemiz lazım. Karbonla oksijen arasında çiftli bağ lazım bir tane. Devam ettim yanına. oksijen hidrojenler arasında 2 tane bağ var. O zaman 2 çarpı oksijen hidrojen bağı lazım. Ürünlere geldim. NH bağı var ama 3 tane var. Başında da 2 var. O zaman arkadaşlar 2 çarpı 3 çarpı NH bağı alacağız. Buraya dikkat. Bakın oksijenle karbon arasında yani karbon oksijen arasında çiftli bağ. Bir de burada var arkadaşlar. Yani iki tane var aslında. O zaman şöyle diyelim. 2 çarpı karbon arasında karbon çiftli bağ oksijen bağları var. Bunlara dikkat edeceğiz. Evet bunlar şimdi aşağıda yazacağız arkadaşlar. Evet kim lazımdı? Dört tane NH bağ lazımdı. Yazalım o zaman. Enerjisi ne kadardı? Bu arada önce formülü hatırlatalım. Delta H bağ neydi arkadaşlar? H kırılan eksi h oluşan yapıyorduk. O zaman önce kırılanları yazalım. Dedik ki 4 tane en lazım dedik. O zaman 4 çarpı 391 artı başka kırılan bağ kim var arkadaşlar? Bakın karbon çiftli bağ oksijen var. O ne kadarmış? Bakın 724. Bir tane lazım da yazdık onda. 724. Başka kim var? Bakın arkadaşlar 2 tane de OH bağ lazım. Ona da bakalım. OH bağı da 463. O zaman şöyle diyoruz. Arka artı. 2 çarpı 463. Evet kırılan bağlar bu kadar arkadaşlar. Eksi diyoruz oluşan bağlar. Oluşan bağlarda kimler var? Bakın 2 çarpı 3'ten 6 çarpı NH bağ alacağız. NH bağ ne kadardı? 391 yazıyoruz. 6 çarpı 391 artı arkadaşlar. Bakın 2 tane de ne var arkadaşlar? Karbon çiftli bağ, oksijen bağ var. Onu da yazalım. Karbon çiftli bağ, oksijen 2 tane dedik. 2 çarpı 724. Arkadaşlar bu arada karbon azot bağını atladık zannedersem. Evet şurada atladık. Bakın arkadaşlar buradaki karbon ne yapıyor? 2 tane de azotla bağ yapıyor. Yani buradaki karbon buradaki azotla yine aynı karbon buradaki azotla da yapıyor. Onu da atlamadan geçmeyelim. O zaman 2 tane de karbon azot bağı var. Onu da yazmış olalım arkadaşlar. 2 tane karbon azot bağı. Onu da yine kırılanlara yazacağız. Ekleme yapıyorum şuraya artı 2 çarpı 292. Evet arkadaşlar bu işlemleri yaptığınızda ben uzun diye girmeyeceğim. Cevabımız ne geliyormuş? Denizli geliyormuş arkadaşlar. Eksi 922 bilginiz olsun. Evet 10. soruya bakıyoruz arkadaşlar. Yukarıda verilen denklemlere göre normal koşullarda 4,48 litre hidrojen florür gazı. Ne demek arkadaşlar? Öncelikle şunu bir analiz yapalım. Normal koşullarda 4,48 litre hidrojen florür kaç mol yapar? Evet normal koşullarda 4,48 bölü 22,4'ten 0,2 mol yapar. Evet arkadaşlar o zaman 0,2 mol hidrojen florür gazının elementlerine ayrışmaz sonucundaki entalpi değerini sormuş. Bakın bize ne yapmış arkadaşlar? Tek tek e, bağların enerjileri verilmiş. Bize ne lazım? Önce biz şunu konuşalım. Kırılan eksi oluşandı değil mi benim bağ enerjimi? Yani şurada bir formülümü yazsam delta H bağ eşittir h kırılan eksi h oluşan. Evet kırılan kimler arkadaşlar? Bakın iki tane HF f bağ var değil mi? O zaman 2 çarpı h f ne kadarmış arkadaşlar? Bakın 567. O zaman yazıyoruz arkadaşlar. 2 çarpı 567. Başka yok zaten. O zaman oluşanlara geldik. HH h bağ var burada arkadaşlar. Burada da ne var? Flor flor bağ var. Şurada da tekrar yazmış olalım. 2 tane dedik haş veba var. Evet haş haş bağı ne kadar arkadaşlar? Bakın 436 arkadaşlar. Buraya da gelelim yazalım. Bir tane var zaten 436 artı flor flor bağı ne kadar arkadaşlar? O da 158. Yazdık. Evet arkadaşlar bunları yazacağız. Buradan gelen sonuca bakıp daha sonra 0,2 ile çarpacağız arkadaşlar. Evet ben hızlıca hemen bu işlemleri yapıyorum. 2 çarpı 567 derseniz arkadaşlar 1134 yapıyor. Burası evet, 436 ile de arkadaşlar 158'i toplarsanız 594 yapıyor. Evet arkadaşlar 1134'ten de 594'ü çıkarırsanız 540 yapıyor arkadaşlar ama bu kim için geçerli? 540 kJ. 2 mol hidrojen flor için geçerli. 2 mol. Bize ne lazım? 0,2 mol lazım. O zaman o da ne yapar? Onda biri. 54 kJ yapması lazım arkadaşlar. Evet cevabımız Ceyhan oluyor. Evet arkadaşlar videomuzu burada sonlandırıyoruz. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve destek vermeyi unutmayalım. Hayırlı akşamlar. Görüşürüz arkadaşlar.